olar evlere kablosuz internet sağlayan modemlerle ilgili uyarıyor. Gece uyurken aynı odada çalıştırılmaması isteniyor. Çocuklarda dikkat ve uyum sorunlarına yol açtığı, yetişkinlerde ise baş ağrısına neden olduğu belirtiliyor. Evin hangi odasında bulunuyor modem efendim? Salonda bulunuyor. Evin neresinde kullanıyorsunuz? Salona. Gece kapatıyor musunuz? Yok, kapatmıyoruz. Hep açık mı? Evet. Çocuk odasına yakın mı? <laughs> evet yakın. Wi-Fi'nin iyi çekmemesi bizim sağlığımız açısından daha iyi bir şey. Dikkat etmiyoruz ama Wi-Fi ağına yakın olmak çocukları olumsuz etkiliyor. İşte o sorunlardan en bilinenleri. Konuşmada gecikme, okul başarısında düşüş, uyum problemleri. İşte dil gelişim bozuklukları, işte konuşmada gecikme, sonra okul başarısında düşme, çeşitli davranış problemleri. E, şeklinde e, uyum problemleri şeklinde kendini gösterebilir. Çocukları mümkün olduğunca modemden e, uzak tutalım, wifi sinyalinden uzak tutalım. Modeme uzun süre yakın olmak sadece çocukları değil yetişkinleri de olumsuz etkiliyor. Kronik yorgunluk sendromuna neden olabiliyor. Erkeklerde mesela sperm sayısını azaltıp kısırlığa neden olduğu ile ilgili çalışmalar var. Ondan sonra çocuklarda öğrenme ve gelişme bozuklukları yaptığı yönünde çalışmalar var. İnternet hayatın vazgeçilmezi Elbette modem olacak. Ancak evin neresine koyulmalı? Modemin çocuk odasında bulunmaması gerekiyor. Evet birçoğumuz belki bu kurala uyuyoruz ve çocuk odalarına modem koymuyoruz. Ancak bitişik odada bulunması bile modemin çocuk için sakıncalar yaratmasına neden oluyor. Bu durumda modem gibi internet sağlayıcılarını özellikle çocukların bulunduğu, çocukların uyuduğu odaların en uzak köşelerine yani evdeki en uzak köşeye koymamız gerekiyor ve önemli bir dipnot daha. Bu modemlerin mutlaka gece çocukların uyuduğu saatlerde kapalı olması gerekiyor. İnsanların e, az yaşadığı mesela işte kiler gibi az vakit geçirdiğimiz elbise odaları falan olabilir. İşte ondan sonra depolar olabilir. Birçok ev sadece kendi Wi-Fi anı değil birçok A1'den görüyor. Bu nedenle uzmanlar sadece kullanılacağı zaman modemin açılmasını öneriyor. Ve bir elektromanyetik kirlilik bir durumdan artık söz etmeye başladık. Etrafımızdaki elektromanyetik dalgalar yani kablosuz ağ, bluetooth sinyalleri bizim vücudumuzda farklı değişiklikler yapıyor. Aslında evimizde birçok wifi ağı var. Sadece bizim wifi ağımız değil bakın komşuların wifi ağını da algılıyor. Tabi uzmanlara göre onlar uzakta olduğu için bize daha az zarar veriyor. Ve cep telefonları. Onlar modem kadar etkili olmasa da geceleri kapatmakta fayda var gündüz konsantrasyon bozukluğu, kaliteli uyku uyuyamama, özellikle cep telefonunu işte hep yatakta başucunda tutan insanlar. Böyle insan böyle hastalarımız olduğu zaman bizim tavsiyemiz hani cep telefonuyla yatmayın kesinlikle. Gece olduğunda ne yapıyoruz? Telefonu kapatıyoruz. İnsan...